Merhabalar, nasılsınız? Ben çok çok iyiyim çünkü bugün çok keyifli bir yemekle beraber sizinleyiz. Profilo geleneksel lezzetlerde biz bugün Kahramanmaraş'a doğru yola çıktık. Eli böğründe yemeği yapacağız. Hani bağırdan gelir, böğür demek yani o kadar şaşırmış ve beğenmiş ki bu yemeği görenler ellerini böyle böğürlerine götürmüşler. Yan yana da denir bu yemeğe. Şimdi hemen uzatmadan gidip dolabıma malzemelerimi alayım ve anlatmaya başlayalım. Profilo XX Large buzdolapları meyve sebzeleri diğer dolaplara oranla 2 katına kadar taze tutar. Peki bunu hangi özellik sayesinde yapıyor? Multi Airflow özelliği sayesinde dolabınızda dengeli bir sıcaklık dağılımı yaparak eşit soğutma sağlar. Vita Plus özel sensörleri ise dolabınızın ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini önler. Ve bu sayede meyve sebzeler çok daha uzun süre dayanıyor. Hemen sayalım mı malzemelerimizi eli böğründe için bize neler lazım? Öncelikle sarımsak size çok gelmiş olabilir çünkü 3 baş kadar kullanacağız. Bu yemeğin bütün lezzetini veren sarımsak. Yanında kuzu etimiz var. 600 gram kadar kuzu eti kullanacağız. Yaklaşık bir 7-8 tane yeşil biberimiz var. Bence acı olanlarını tercih edin. Pul biber, tuz kullanacağız sadece baharat olarak. Kuyruk yağı var yine ama inanın o kadar güzel lezzet veriyor ki yani inanamazsınız. Ve domateslerimiz var. 5 tane domates kullanacağım ben yemeğimde. Hemen başlıyorum. Domateslerin kabuklarını soymayacağız. Sadece 4'e ya da 6'ya keseceğiz. Eli böğründe tam bir esnaf yemeğidir. Yani o tarafların deyimiyle çarşı yemeğidir. O yüzden pratik bir şekilde hemen iri iri doğranır. Kabukları da soyulmaz. Biberleri de iri iri parçalara kıyıyorum. Bu yemeğin diğer adının da yan yana olduğunu söylemiştim çünkü sebzeler ve et yan yana diziliyor. Şimdi geldik kuzu etine. Kuzu etini de alacağız ve üzerine birazcık pul biber ve tuz. Her tarafına eşit dağılsın diye şöyle kaşıkla karıştırıyorum. Kuyruklar benim gözüme biraz iri göründü. Hemen ikiye üçe bölüp etlerin ve domateslerin aralarına koyacağım. Şimdi içinizden belki de yemek piştikten sonra ben fırını nasıl temizleyeceğim diye düşünebilirsiniz. Bunun için Profilo Ankastra fırınının çok güzel hayatı kolaylaştıran noktaları var. Gelin ben size fırının teleskopik raylarının ve camının nasıl çıktığını göstereyim. Kenarlarında butonları var. Bastırarak çıkarabiliyorsunuz. Ve camını çıkarıyorsunuz. Güzelce temizleyip pratik bir şekilde takabiliyorsunuz. Ben şimdi fırınıma gidip 250 dereceye getiriyorum. Bir 10 dakika kadar alt üst ısıtmada ısınacak. Ondan sonra yemeğimi fırına vereceğim. Hani demiştim ya size, eli böğründe bir esnaf yemeğidir. Öğle araları hemen pratik bir şekilde yapılır ve fırından gelirken üzerinde böyle sıcacık tırnaklı pide olur. Bizim şimdi öyle bir imkanımız yok. Ben dayanamıyorum elimi hamura vurmadan. Hemen yarım tane yaş mayayla un, su, tuz, azıcık şekerle güzel yumuşacık bir hamur yoğurdum ben. Mayalanmıştı zaten çünkü eli böğründe pişerken incecik de bir pide pişirmek istiyorum. 3D sıcak hava teknolojisi olduğu için tatları da birbirine karıştırmadan gayet güzel bir şekilde pişiriyor. Hatta belki bir tatlı hazırlasaydım onu da beraber fırına verebilirdim. Hamura pide şekli verdikten sonra bir 10 dakika kadar birazcık kabarmasını bekleyin. Ondan sonra rahat bir şekilde bir spatula yardımıyla böyle dilim dilim şekil verebilirsiniz. Artık ben pidemi alıp fırına gidiyorum.
Eli böğründeyi fırından almadan önce mutlaka dikkat edin, çok kurumasın. Dibinde şöyle ekmeğinizi banacak güzel bir suyunun kalması gerekiyor. Çünkü sıcak ekmeği bölersiniz şöyle dumanı üstünde. Şu dibinin suyuna şöyle bir banarsınız. Bir parça da ekmeğinden alırsınız ve mutlaka akşama kadar vakit vardır, mutfağa girersiniz. Bu güzel tarifi denersiniz bence ve bizi sosyal medyadan takip edersiniz. Asuman Kerkez ve Profilo Ev Aletleri'nin sosyal medya hesaplarından. Bugün Kahramanmaraş'taydık. Sizler için eli böğründe yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Biz gezmeye devam edeceğiz çünkü 30 gün 30 lezzet dedik. Yarın şambali tatlısı yapacağız, biliyor musunuz? İzmir'de sokak aralarında satılır ya, tadına doyum olmaz. Onu evde hayatı kolaylaştıracak şekilde pratik nasıl yapabiliriz onu anlatacağız. O zaman görüşmek üzere. Herkese çok çok sevgiler.